Merhaba arkadaşlar. Bugün Dönerci Yunus Erikli'deyiz ve yanımızda firma sahibi Ekrem Bey var. Ekrem Bey merhabalar. Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim bizi burada ağırladığınız için. Ben teşekkür ederim. Ekrem Bey, biraz kendinizden ve firmanızdan bahseder misiniz? Tabii. Biz bu sektörde çok yeniyiz. Daha 14 aylık bir firmayız. Bu 14 aylık sürecinde şükürler olsun çok güzel bir yere geldik. Maşallah. Etimizle, hizmetimizle, ekonomi fiyatımızla kısa sürede kendimizi Bursa'ya kanıtladık. Bundan sonra da tüm Bursaları inşallah mekanımıza görmek istiyoruz. İnşallah, inşallah. Bugün bize neler hazırladınız? Bugün bizim menüde olan et dönerimiz var. Hı hı. Et dönerimizin yanında salatası, sımaklı soğanı, et bu şekil. Kaşarlı pidemiz, kuşbaşı pidemiz, lahmacunumuz, tatlı çeşitlerimiz, manda yoğurdumuz, maşallah. Kendi sıcak odun ekmeğimiz. Çok güzel duruyor. Evet. Başlayalım bakalım. Başlayalım, buyurun. Buyurun. Şundan şöyle. Evet. Bakalım. Aynı anda yaprak, biz dönerimizde 1 gram kıyma kullanmıyoruz. Şu şekil yaprak et dönerimiz. Evet, güzel duruyor, evet. Döneriniz. Şimdi tadınca da ben size şöyle... İnşallah, teşekkür ederim. İkram edeyim. Arkadaşlar bu illaki bunun içine koyulup yenir. Evet. Burada kibarlık yapmayacağız size. Şu şekil. Soğan isterseniz soğan alabilirsiniz. Ben etin tadını almak için şu anda tabii, soğan buyurun. Kullanmayayım. İlla ki güzel gidiyordur. Bismillah. Şimdi bundan başlayayım. Bu beyaz un değil. Tandırlık unu olarak kullanıyoruz. Aynen. Çok güzel böyle bir köy tadı var. Evet. Bu çok başarılı. Etimiz de tam kıvamında pişmiş. Evet. Tadı da çok güzel. Ne çok yanık, ne çok az pişmiş. Evet. Ve yağ oranı da güzel. Gayet güzel. Peki, etimizde oranlarımız nasıl? Dana mıdır, kuzu mudur? Dana kuzu karışık mıdır? Etimize ne kullanıyoruz? Etimize %68, %70 dana kısa but kullanıyoruz. Hı-hı. 5'li set dediğimiz. Anladım. Kalan kuzu ve kuyruk yağı kullanıyoruz. Tabii o zaten girmezse bu tadı yakalamak tabii çok ki. Zor. Bu lezzeti buradan yakalıyoruz. Evet. Çok başarılı arkadaşlar, tavsiye ediyorum gerçekten. Peki biz anladığım kadarıyla bir porsiyon döner yanına salatamız ve soğanımız da ikram gibi, evet, olarak geliyor. Evet. Geldiğimizde ne kadar öderiz? Bir porsiyon dönerimiz, yanında salatası, yanında soğanı, yanında sıcak ekmeği, sınırsız çay sadece 23 lira efendim. Evet. Maşallah, dediğiniz gibi gerçekten amma hizmeti yapıyorsunuz, evet, denilebilir yani. Gerçekten fiyat çok iyi arkadaşlar. Bu fiyata böyle bir eti yemek gerçekten başarılı. Kesinlikle tavsiye ederim. Tadı da çok güzel. Şundan hele alıp evinize götürmek isteyeceksiniz yani bu tandır ekmeğinden. Kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi o zaman devam edelim. Afiyet olsun tekrardan. Ben de şu lokmamı bitireyim müsaadenizle. Hemen şuradan pidelerimize geçelim. Şöyle bir tane de size ikram edeyim ben. Teşekkür ederim. Bunu kuşbaşılı olarak yaptık. Kuşbaşılı, kaşarlı, sade, karışık. Kuşbaşılı, kaşarlı. Aslında dönerli isteyen de olabilir bundan. Dönerli pide. Tabi dönerli pidemiz de var, mevcuttur. Bunun da hamurunun çok güzel. Afiyet olsun. Üzerine kullandığınız et de çok başarılı. Hiç sinir falan gelmedi. Ve çok güzel de bir yağı var böyle. Hatta arkadaşlar görüyorsunuz. Evet. Tabakta da çok güzel de bir yağ salmış. Çok lezzetli. Tekrardan afiyet olsun. Pidelere kullandığımız döneri, ette kullandığımız aynı döneri kullanıyoruz. Ondan da pidelerimiz çok beğeniyoruz. Aynen. Pidelerimiz ama çok lezzetli. Peki pidelerimizin fiyatları nasıl? Pidelerimiz kuşbaşı 24 lira, kaşarı 24 lira.
Kıymalı 22 lira. Lahmacunumuz, bir tane lahmacunumuz şu şekil 8 TL. Oo. Evet. Bu valla gerçekten fiyat fiyatlarımız konusunda... gerçekten çok iddialıyız. Evet, iddialı. Teşekkür ederim. Evet. Şey yani bedava denecek kadar yani. Bir de arkadaşlar bu kalite gerçekten bu fiyatlara uygun. Ben sizin çatlarınıza şöyle bir dilim et daha ikram edeyim. Şu şekil. O maşallah. Evet, afiyet olsun. Bunu da sek yiyelim bakalım. Evet. Sadece etin tadını alalım bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten bu fiyata bildiğin 10 numara et yiyorsunuz. Afiyet olsun. Kaşarlığınız da çok güzelmiş. Kurutmamışlar arkadaşlar. Güzel, onun da yağı çıkmış. Kaliteli bir kaşar kullandınız. Belli. Fiyatlar da zaten arkadaşlar dediğim gibi fiyat performans ürünü. Hamurlarına yalnız hayran kalacaksınız. Bizim hani Bursa'da arkadaşlarımız bilir. Cantığı cantık yapan içindeki hamur zaten. Pidede de bunda kullandıkları hamuru çok güzel bir şekilde işleyip çok harika bir hamur yapmışlar. Hamuru çok tatlı. Yani üzerine de kaliteli bir et ve kaliteli bir kaşar girdiğinde gerçekten çok başarılı bir pide elde etmişler. Gerçekten size tebrik ediyorum. Tekrardan afiyet olsun. Bu fiyatlara da vermeniz gerçekten uygun yani. Afiyet olsun. Ben şundan bir merak ediyorum. Manda yoğurdumuz şu şekil 10 TL. Tatlılarımız ekmek kadayıfı, kereliçe, Antep fıstığı çok beğenilen bir tatlımız. Kemalpaşa günlük hepsi tatlarımız, hı hı. Ve sütlaşımız. Bütün çeşitlerimiz de 10 liradır. 10 TL olarak. Bir porsiyon pilavımız. Pilavı da bir tadayım. Tabii ki, buyurun. Bir porsiyon pilavımız 10 TL yine. Aynı bu anda 10 lira. Özellikle biz fiyattan önce kalitemizle, lezzetimizle bu yerlere geldik. Önce kalitemiz, sonra da fiyatımız çok çok uygun. Evet, kar oranını düşük tutarak kesinlikle insanlara güzel şeyler yedirmeye ilke edinmişsiniz. Arkadaşlar, manda yoğurdumuz gerçekten kaymak gibi. Gerçekten kaymak gibi. Pilavı da beğendim. Gerçekten beğenmediğim bir şey yok şu ana kadar tattıklarımdan. Pilavda böyle çok güzel bir tereyağı aroması var. Tereyağı evet. Kullanılmış sanırım birazcık. Tabii ki ustalarımız az da olsa tereyağı var içinde. O tat geliyor. Tabii. Ve tane tane arkadaşlar gerçekten yani dönerin yanında da ya da pilav üstü döner yiyecek arkadaşlara da evet. Tavsiyemdir. Gerçekten kaliteli. Evet. Ve tadı çok güzel. Bir de şurada lahmacun tabii. Merak ediyorum. Tabii ki. Çünkü 8 TL'ye dediniz. 8 TL bir porsiyon lahmacunumuz. 8 TL'ye lahmacun kalmadı. Evet. Sizinkisi de gayet güzel. Teşekkür ederim. Size de ikram edeyim. Teşekkür ederim. Boyutu da büyük arkadaşlar. Evet. Şöyle bir dilim maydanoz alayım. Ben tatlarını almak için maydanoz ya da soğan kullanmamayı tercih Anladım. Ediyorum. Evet. Arkadaşlar bu da güzel. Sadece biraz şey diyebilirim. Hani ben damak zevki olarak birazcık da böyle daha çıtır çıtır bir lahmacun seviyorum. Bu birazcık da beklemiş olmasından dolayı. Ondan dolayıdır. Çünkü bir yaklaşık yumuşamış. Ama içindeki kıyması çok güzel. Tadı hoş. Birazcık daha böyle gevrek isterseniz eminim çok memnun kalacaksınız bundan da. Çünkü dediğim gibi hamur konusunda çok başarılısınız. Bunun da hamuru çok leziz, nefis. Üstündeki kıyması da çok güzel. Gerçekten başarılı. Ve arkadaşlar 8 liraya yani şimdi bunu zaten gelip burada da yeseniz yanına zaten salatasını, soğanını, maydanozunu ikram ediyorlar. 3 tane lahmacun, bir tane daire içersiniz. 25-26 liraya doyarsınız burada ve kesinlikle. Mık gibi de doyarsınız. Ve çok da memnun kalırsınız. Kesinlikle tavsiyedir. Erikli'de neredeyiz peki biz Ekrem Bey'ciğim? Erikli'de neredeyiz? Erikli'de Eflak Caddesi. Eflak Caddesi. Şevket Yılmaz Hastanesi'nin alt caddesinin üzerindeyiz. Ha, o yeni Ziraat açılan Bankası'na, Ziraat şey... Bankası'na bağlayan caddedeyiz, evet. Ha, o yeni açılan büyük cadde Erikli'ye evet. Doğru girdi. Evet. Erikli'ye doğru girdiğinde arkadaşlar şey tarafından geldiğimizde
hastane tarafından geldiğimizde hemen sağ tarafta kalıyor. Zaten büyük tabelalarda dönerci Yunus olarak göreceksiniz. Kesinlikle tavsiyedir arkadaşlar. Gerçekten hem rakam olarak çok uygunlar, hem de dediğim gibi özellikle hamur konularında çok başarılılar. Ve et 10 numara 5 yıldız. Gerçekten efsane ve affedersin. Hani normalde kes dönerlerde yağ oranı çok fazladır falan. Bunun yağ oranı da çok güzel, onu çok güzel ayarlamışlar. Yağlı seven arkadaşlarıma da, yağsız seven arkadaşlarıma da tavsiye ederim. Böyle rahatsız edecek bir yağ oranı yok. Gerçekten çok güzel ayarlanmış bir döner. Hem tat olarak hem dediğim gibi yanında verilen ekstralar olarak gerçekten başarılı bir mekan. Kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ediyorum. Ekrem Bey, siz de gerçekten tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir restoran oluşturmuşsunuz ve işletiyorsunuz. Şeyleriniz çok başarılı. Ben bir şimdi bütün tatlılardan tadamayacağım. Eminim tabii. Hepsi güzeldir ama. Hangisini arzu edersen şöyle ben. Şundan bir tadayım de, bunu çünkü çok net ettiniz. Ondan bir tatmak bütün isterim. Bütün tatlarımız günlük ama özellikle Antep fıstığı çok sevmemin bir etkisi olabilir. Antep fıstıklı her gün günlük yapıyoruz. İnşallah siz de beğenirsiniz. Çay. Çay. Arkadaşlar Antep fıstığı öyle toz boz yok. Bildiğin Antep fıstığı var üstünde. Evet. Ve 10 TL'ye de bu tatlı. Bu da başarılı. Şişman bunu da beğendi arkadaşlar. Gerçekten tavsiye ederim. Ekrem Beyciğim, şimdi tatlıklarımızın hepsi çok leziz ve nefis şeyler. Evet. Ama fiyatları da gerçekten piyasaya göre uygun. Kesinlikle. Bunu nasıl beceriyorsunuz? Yani bundan birazcık hani bahsetmek gerek. Tabii. İnsanlar hani hep şey diyorlar. İşte ucuz etin yanisi yavan olur falan. Vallahi arkadaşlar hem evet. Çok uygunlar. Ama işte yavan değiller yani o konuda şey. Bunu sizden bir tüyosunu alalım bakalım. Tabii. Nasıl beceriyoruz bunu? Şimdi öncelik ben bütün personelime, baştan müdürüme ve bütün toplantı personelime şunu söylüyorum. Bir müşterimiz, alt katta soğuk hava depom buzhanemiz var. Aha. Müşterimiz sorgusuz inebilir. Nasıl et kullandığımızı, nasıl et getirdiğimizi, nasıl bir ürün kullandığımızı görmek ister. Aha. Müsaadesi var, görebilir. İkincisi mal alınken kazanılır. Biz bütün ürünlerimizi peşin olarak alıyoruz. Çok şeyler stoklarımızdan. Teşekkür ederiz. Ürünler stoklarımızdan mevcut. Bir kere biz az karla çalışıyoruz. Birinci politikamız bu. O zaman toplu alım yapmak. Kesinlikle. Nakit çalışmak. Depo. Kesinlikle. İyi yerlerde saklamak. Kesinlikle. Saklama koşullarına dikkat etmek. 1450 metrekare üzerinde depom var. Aha. Bu bütün ürünlerimizi oradan saklıyoruz. Deyim yerinde ise adet bazından değil de palet bazından, kamyon bazından alıyoruz. Bu da bize bir fiyatla tabii ki haliyle bir indirim olur. Tabii. Bunu da müşterilerimize yansıtıyoruz. Taktik bu. Taktik bu, evet. Çok güzel. Az karlan, az karlan çok sürüm. Şimdi arkadaşlar zaten dönerinizin şeyini de görecekler. Evet. Boyutunu da görecekler. Evet. 450-500 kiloluk bir döner takmışsınız. Biz, onu döndürüyorsunuz yani. Biz kısmetse bir saat altından sonra tekrar döner takıyoruz. Ay maşallah. İki dönerimizi aynı anda takmıyorum. Çünkü döner devamlı kesilmesi gereken bir şeydir. Tabii. Altından kurutur. Sonra tam yoğunluk olur. İkinci şişimizi de çıkartıyoruz inşallah. Maşallah, evet. Maşallah. Peki efendim bu lezzetleri sadece Yıldırım'da mı bırakmayı düşünüyorsunuz? Osman Gazi'miz var. Nilüfer'imiz var. Bursa'mız büyük bir yer. Şubeleşmeyi düşünmüyor musunuz? Şubeleşmeyi inşallah en kısa sürede Bursa'nın farklı noktalarından yeri bakıyoruz. Aha. Bursa'da inşallah birkaç yerde bir şubeleşmeye gideceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah. Çünkü Bursalılar sizin lezzetlerinizden memnun kalacağına ben eminim. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Özellikle Nilüfer tarafında çok müşterilerimiz var. Aha. Her gelen müşterimiz ya biz yarım saat 40 dakika trafikteyiz. Burada şube açmayı düşünmüyor musunuz? İnşallah en kısa sürede inşallah bir Nilüfer'de düşünüyoruz. Ben de Nilüfer'de oturuyorum. Özce'de oturuyorum. İnşallah artık orada bekleriz. Evet inşallah evet. İnşallah. Bir açın bakalım da oraya da bir i̇nşallah. Ziyaret ederiz. Hem mekanınızı çekeriz. Hem İnşallah. Bakalım buradaki tatları orada da beceriyorsunuz mu? Aynısı oluyor mu diye. Kesinlikle tatlarımızda bir değişiklik olmaz. Aynı tat, aynı hizmet, aynı fiyat politikasıyla devam edeceğiz inşallah. İnşallah, inşallah. Arkadaşlar gerçekten çok başarılı bir mekan. Hem fiyat anlamında hem performans anlamında. Yediğiniz her şeyden memnun kalacağınıza
Kesinlikle ama kesinlikle ben garanti veriyorum. Şişman buraya beğendi arkadaşlar. Kesinlikle buraya gelin.